Herkese merhaba. Bugün sizinle Recruiter Lite modülünü inceleyeceğiz. LinkedIn'in Recruiter Lite modülünü. Bu insan kaynakları profesyonellerine sunulan bir özellik diyebiliriz. Birçok özelliği var LinkedIn'in. Recruiter Lite'da tamamen insan kaynaklarının işe alım yaparken kullandığı bir portal. Buradan yeni bir arama yapabileceğiniz gibi şuradan Advanced kısmından daha detaylı bir aramada gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben hep bunu anlatıyorum sizlere, özellikle adaylara. Diyorum ki insan kaynakları farklı bakıyor. Siz adaylar olarak farklı bakıyorsunuz CV hazırlamaya. Şimdi biz CV'lerde ilk olarak bir işverenden talep geldiği zaman insan kaynakları olarak biz şuna bakıyoruz. Bizim için bir kere arama filtreleri konmuş buraya ve biz bu arama filtrelerini çok yoğun olarak kullanıyoruz. Örneğin iOS Developer, Swift bilen iOS Developer ya da .NET Developer, .NET Core bilen .NET Developer gibi böyle ilanlar geliyor ya da talepler geliyor diyeyim. Biz ilk olarak bir insan kaynakları uzmanı olarak şöyle iOS Developer için iOS Developer yazıyorum buraya. Bakın Mobile Developer yazmıyorum. iOS Developer yazıyorum. Bu bile önemli olabilir. Burada geliyor zaten. Bunu seçiyorum. iOS Developer başladı aday aramaya. Şimdi iOS Developer yazdığım zaman 277.759 aday var. Ben insan kaynakları bölümünde çalışan biri olarak sizce 277.000 adaya mı bakarım? Yoksa burada 25 sayfa verilmiş benim için. Bu 25 sayfadan yani maksimum herhalde 10 sayfasını falan inceleyebilirim. Buradaki adayları kontrol edebilirim. Dolayısıyla sizin şu en üste gelmeniz, yani şuradaki profil olmanız benim için çok önemli. Ya da ilk birinci veya ikinci sayfadaki profil olmanız benim için çok önemli. Aslında Google'da da yapıyorlar ya, hani arkadaşlar bahsediyor işte SEO çalışmaları yapmalıyız. Kendimiz için bir SEO çalışması aslında CV algoritmalarını yenme çalışması. Burada siz bir ilana başvuruyorsanız bu ilandaki şu kısımlarda bakın keywordleri direkt olarak paylaşıyorum burada sizinle. Job titles kısmı var, locations kısmı var, skills kısmı var, companies kısmı var, year of graduation kısmı var, schools kısmı var, industries kısmı var, keywords ve years of experience kısmı var. Şimdi bizim için şuralar önemli. Mesela years of experience'da ben mesela şuradan diyeyim ki 2 ila 5 yıl arası iOS Developer lazım bizim için. 100.599 kişi oldu. En başa geliyorum. Şuradaki kişi olmanız benim için önemli değil mi? Dolayısıyla biraz daha kısıtlama yapacağım. Keywords'e mesela ya da keywords demeyeyim, skills kısmına bakın zaten bana öneriyor LinkedIn. Şunları da bilebilir. Şimdi Swift'i bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Direkt yazıyorum. Hatta bana verilmiş bir özellik de teknik özellik olarak da algılayabilirsiniz. iOS Development evet yazsın. Şimdi şuraya keyword'e ben mesela Apple Store yazacağım. Apple, pardon yanlış yazdım. Store. Bakın Apple Store benim için ciddi bir şey ve bakıyoruz 1489 candidate. 1489 aday. Biraz daha düşürmeye çalışacağım. Yine Apple Store'u yazdım. Burada locations kısmına Turkey yazacağım. Türkiye'den. Çoğu İK'cı artık Türkiye araması yaptırıyor. Çünkü İstanbul ya da farklı bir yerden olması önemli değil. Bizim için mümkün olduğunca hızlı adapte olabilecek biri aslında şu anda önemli. Türkiye'den arkadaşlar 21 aday. 21 aday benim aradığım kriterde. Dolayısıyla ben aramamı gayet optimize etmiş oldum. Bu 21 aday arasındaysanız ne mutlu. İşte İK'cılar nasıl arama yapıyorlar, nasıl önlerine çıkıyoruz. Bu tarafı da size göstermek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Beni takip etmeye lütfen devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.